Seyron, evrenimizde, bizden çok uzaklarda, Karanlık 7 isimli galaksinin İyanyum yıldız sisteminde bulunan bir başka yaşam merkezi. Seyron, elementlerin imparatoriçesi. O, yıldızının enerjisiyle uzayının sinerjisini yoğurarak gelişen, Atron'la tanışmasıyla da olgunlaşan muhteşem gezegen. Yaratımın ve yıkımın eli, tanrıların gücünün serpintisi. Atron, Seyron'un ve İyanyum yıldız sisteminin göz bebeği. Hem insanlığı hem de nice canlıyı şekillendiren kudretli olgu. Atron, Seyron gezegeninde çok şeyi değiştirdi. Sınırsız enerjinin çocukları olan üstün ırklar. Onunla nihayetinde tanışan insanlar. Onunla yaratılan nice yaratıklar. Ve onunla yapılan nice savaşlar. Dökülen nice kanlar. Gözyaşlarına karışan nice tamahkar arzular. Önce üstün ırklar güce yenildi. Onlar tanrıcılık oynarken hadlerini unutup tüm kıtayı dev savaşlara sürükleyenlerdi. Nihayet 7 fırtına savaşıyla yıkım tufanı dindi. Gerisinde onlarca insan neslinin enkazına, yüz binlerce yıllık bilgi birikiminin külleri serpiştirilirken dindi. Geride kalanlar tanrılarına ait Atron'u lanetledi. İnsanlığın hafızasından silinene kadar onu en kuytu karanlıklara kadar kovalamaktan vazgeçmedi. Ama Atron bir kere insanlığın zihnine sinmişti. Bir gün sessizce unutulduğu diyarlardan fışkırdı. Zor durumda olan bir medeniyeti kurtardığı gibi kendini yeniden insanlığa kazandıran kadını da kutsal bir kurtarıcı yapıverdi. Atron, Pyranon medeniyetiyle yeniden filizlenmişti ve onunla hızla yüceldi. Atron, insanlığa yıkımdan sonra yaratımı getirdi. Medeniyetleri şekillendirdi. Teknolojileri güçlendirdi. Yapılamayanı yaptı, şekillendirilemeyeni şekillendirdi. Ne yazık ki verdiklerinin karşılığını talep etmesi gecikmedi. Atron'la yücelen medeniyetler diğerlerini rahatsız etti. Toprak yarışında geride kalanların hıncı, ulaşamadıkları bu yeni güç kaynağına ve onun hükümdarlarına yönelecekti. İnsanlık tarihi, kendi içindeki en büyük savaşı tetiklediğinin farkında bile değildi. Zechlyron, ne büyük bir yıkım, ne büyük bir günah seliydi. Güç dehalarının tarihini başlatan, Atron'un karanlık yüzüyle insanlığı tanıştıran, milyonlarcasının hayatına mal olan küçücük iki kelime. Ancak üstün ırkların müdahalesiyle sona erdirilebilen, insanlığı sonsuza kadar değiştirecek yıkımın kızıl tufanı. Atron'un kendisini bir kez daha insanlık tarihinden silmeye çalışanlara gazap dolu cevabı. Hayır, Atron bir daha tarihten silinemeyecekti. Artık güç dehaları vardı. Üstünlükleri için Atron'a muhtaç olanlar vardı. Sonuçta barış olmuş, insanlık uzun bir süre savaşları unutmuştu. Ticaret ön plana çıkmış, zenginleşme ve teknoloji geliştirme yarışı başlamıştı. Tanrı bellenen üstün ırkların müdahalesinden korkan halklar, yarışın gerisinde kaldıkça savaşmak yerine birbirleriyle ittifak kurmaya yöneldi. Federasyonlar böyle doğdu. Dev imparatorluklar, dev federasyonlar kurdu. Ticaret kıtaları aştı. Atronoloji hayal gücünden taştı. Tarih ise unutulan sayfalara karıştı. Atron yüzyıllardır yaratım için kullanılıyordu ki tamahkar insan zihni onu yeniden özünden şaşırttı. Güç dehaları masumiyeti terk edip bu sefer dev federasyonlarına güvenerek savaş için bayrak açtı. İkinci kıyım dalgası böyle başladı. İnsanlık kendi makus tarihini tekerrür ettirmek için neden bu kadar istekliydi? Günah neden bu kadar çekiciydi? Atron tanrısal bir enerji ise Tanrı birbirimizi yok edelim diye mi bize bu gücü bahşetmişti? Kimse bu soruların cevabını aramadı. İnsanların yaratıcılığı ancak kan akıtmak için çalışıyordu. İnanılmaz savaş makineleri, müthiş katliam taktikleri, her geçen Atro yılda daha da güçlenen gölgenin ayak sesleri. Her yer kokuşmuştu. Bilgelik, ışık ve masumiyetse çoktan kurtuluş yalanlarına doymuştu. Gözyaşı dehaları akıttıkları her yeni damlayla isyanlarını kudretlendirirken, güç dehaları nicedir göz diktikleri tahtlarına çoktan kurulmuştu. Masumiyet bu sefer susmayacaktı.
vardı onun da söyleyecek bir sözü. Şimdi nefret ne kadar güçlü ve çevik olsa da, kan kokan emirler dudakları zorlasa da, onur ve asalet kudretle ittifak kurmuştu. Hüküm yarışı gölgeli notalarıyla kulakları çınlatıyordu. En derin günahların çığlıkları göğe yükseliyordu. Ama bu sefer vardı masumiyetinde söyleyecek bir sözü. Hükümran senfoninin yürekleri çiğneyen müziğinde vardı masumiyetinde bir özü.